Efendim geçtiğimiz haftadan taşıdığımız bir gündemi konuşacağız bugün stüdyomuzda. Bu haftada konunun detaylarını bizleri meşgul edeceğini düşünüyoruz. Türkiye-İsrail ilişkilerinde yaşanan normalleşme sürecini ele alacağız. Bu süreç hangi doneler üzerinden ilerliyor? Hangi maddelerde anlaşma sağlandı? Bu normalleşme eğilimi sürdürülebilir mi? Ve elbette Filistin bu sürece nasıl bakıyor? Tüm bu soruları cevaplamak üzere stüdyomuzda uzman bir konuk ağırlıyoruz. Ahi Evren Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Serhat Erkmen bizlerle birlikte. Sayın Erkmen hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle böyle bir süreci bekliyor muydunuz? Ya bir süredir sinyalleri geliyordu ama hani ne aşamaya ulaşacağı konusunda bir sürü şüphe vardı. Sızdırılması manidar ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta yapmış olduğu bir açıklamadan sonra artık zamanlama konusunda herkes beklentiye girmişti. Yani Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin iyi olmasının bölge açısından iyi olacağı şeklindeki açıklamayı duyunca konuyu yakından izleyenler tamam artık bir noktaya varıldı demeye başladılar. Ondan sonra zaten hani sızdırılması bekleniyordu. İlk sızdıran taraf İsrail tarafı oldu bu görüşmeleri. Tabii bu tür bir süreci yakından izleyenler için bunun ilk örnek olmadığı açık. Henüz bir noktaya varılması konusunda bir niyet oldu ama bir noktaya varılmadığı da açık. Dün zaten Ömer Çelik de açıkladı. Yani hani tam varılmış bir anlaşma yok. Görüşmeler devam ediyor diyor. Tabii insanın aklına şu soru geliyor o zaman bir noktaya varılmadıysa niye açıklandı? Demek ki iki taraf da belli şeylerin önünü almak için bir niyet beyanında bulunuyor. Ve diyor ki hani biz aslında anlaşmaya meyilliyiz. Bu süreçten vazgeçmiş durumda değiliz. Ama üzerinde hemfikir olmadığımız konular da var. Bu konulardaki pazarlıklarımız devam edecek. Mesela hangi konular üzerinde anlaşılıyor? Şimdi temeldeki tartışma konusu şu. Üç madde vardı Türkiye'nin ilişkilerin normalleşmesi için ileri sürdüğü. Birincisi Türkiye'den özür dilenmesiydi. Bu gerçekleşti. Zaten Türkiye bu özür dilendiğini de açıkladı. İkinci mesele Marmara olayında hayatını kaybedenlere yönelik bir tazminat ödenmesiydi. Tazminatın miktarı konusunda geçmişte bu konuda gündeme geldi ve hatta önemli bir yol alınmıştı 1,5 sene kadar önce. Fakat tazminatın nasıl ödeneceği miktarı konusunda bir takım anlaşmazlıklar vardı. Ama ben o zaman da diyordum bu da üzerinde anlaşılmayacak bir konu değil. Yani hani bu da mesafe kat edilebilecek bir konu ve anlaşıldığı kadarıyla bu konuda da bir takım ilerlemeler var. Asıl düğümün meydana geldiği nokta, asıl tıkanma Gazze'ye yönelik ambargonun kaldırılması. Türkiye'nin vazgeçilmez koşullarından bir tanesi, İsrail tarafında kabul etmeyeceği koşullardan bir tanesi. Ben bu konuda hala kocaman bir duvarın bizi beklediğini düşünüyorum. Eğer bir tıkanıklık meydana gelecek olursa, tarafların belki daha sonra ya bırakmak üzere, bazen diplomasi de böyle şeyler oluyor. Yani tamam 3 sorundan ikisini çözdük. Diğerini donduralım. 3 şimdi donduralım, onu da zamanı geldiğinde çözelim. Eğer öyle bir yumuşak geçiş olmayacaksa, İsrail'in bu konuda bir tavır almasını hani beklemek çok gerçekçi gibi görünmüyor. Çünkü onu buna zorlayan bir bölgesel atmosfer söz konusu değil. Çok doğru. Neden? Mısır'da bakıyorsunuz darbe gerçekleştikten sonra, Mısır yönetimi değiştikten sonra Mısır ve İsrail arasındaki ilişkiler belli bir noktaya ulaştı ve Gazze üzerindeki ablukayı artırmış durumdalar. Arap dünyasının genelinde Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de yaşanan iç savaş, hatta Libya'daki iç savaşlar müthiş bir enerjiyi çekiyor. İsrail üzerinde oluşturulabilecek bir baskı yok. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın gündemi Suriye ve Irak ve İsrail üzerinde çok böyle minimum bir baskı oluşturabilirler ama mesela Rusya ile İsrail'in Suriye konusunda hemen hemen aynı noktaya geldiğini ya da benzer noktaları paylaştığını görüyoruz. Doğru. Az önce haberlerinizde de Semir Kuntar'la ilgili bir haber verdiniz. Rus S-400'leri konuşlandıktan sonra İsrail Hava Kuvvetleri Şam'ı nasıl vurdu? Herkesin bu soruyu sorması gerekiyor. Yani hani isteseler düşürürlerdi. Madem öyle hava ihlali yapacak olanları düşürecekler. Evet. Ve İsrail ile Suriye arasında bir ateşkes de yok. Savaş hali devam ediyor 1973'ten bu yana. Dolayısıyla eğer öyle bir durum varsa orada başka bir sorunun da sorulması gerekiyor. Böyle bir atmosferde İsrail'in Gazze üzerindeki blokajı oradan kaldırmasına ilişkin bir uluslararası baskı da yok. Dolayısıyla hani o bizi biraz zorlayacak. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Yani ablukanın sadece Türkiye'yi dışında bırakacak şekilde devam etmesi. Yani bir anlamda ablukanın delinmesi ama yalnızca aktörün Türkiye olması. Bu çok tartışılan eğer bir Netanyahu konu. Eğer Netanyahu hükümeti bunu iç kamuoyuna açıklayabilirse evet olur. Ama Netanyahu hükümeti İsrail'deki sağ partilerden bir tanesinden geliyor. Ve İsrail sağının şu ana kadarki sızdırılmış bilgilere ilişkin yorumlarını okuyacak olursanız
pek de böyle sıcak yaklaşmadıklarını söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla hani biraz iç kamuoyunu ikna etme süreci de burada gündeme gelecektir. Peki niye oldu bu olay? Yani onu sormamız gerekiyor. İki tane temel şey var. Bunlardan bir tanesi tamamen ekonomik gaz meselesi. Doğu Akdeniz'deki Doğu Akdeniz'de gazın ortaya çıkması ve İsrail'in yani karada kaynak sıkıntısı çeken İsrail'in denizde büyük bir doğal gaz bağlamında kaynak bolluğuna kavuşması, Orta Doğu'daki bir takım dengelerle bir de Doğu Akdeniz'deki enerji dengelerini de değiştirdi. Tabii o gazın orada olması tek başına bir anlam ifade etmiyor. O gazı tüketecek piyasalara aktarılması gerekiyor. Alternatif güzergah da. İki alternatif güzergah var. Bir tanesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunanistan ve bu yol üzerinden Avrupa'ya aktarılması. Diğeri ise Türkiye. Türkiye aynı zamanda potansiyel bir alıcı da. Doğru. Bu anlamda baktığınız zaman İsrail için bir pazar gibi duruyor ama yani İsrail'in geçmiş 10 yıldaki ilişkileri çok farklıydı Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan'da. Fakat son 3-4 yıl içerisinde hakikaten çok ilişkilerini geliştirdiler. Üstelik beraber arama çalışmaları da var. Çünkü Doğu Akdeniz'de Rum yönetiminin kontrolü altında olduğu ya da hak iddia ettiği yerlerde, Kıbrıs'ın genelinin hak iddia ettiği yerlerde de bir takım anlaşmazlıklar Uluslararası vardı. Uluslararası hukuk kurallarına da aykırı şekilde münhasır ekonomik bölge ilan ederek bu alanlarda beraber arama yaptıklarını da biliyoruz. Evet, dolayısıyla ortak hukuk ihlalleri onları bir potada topluyor. Doğru. Bu anlamda baktığınız zaman işin bir boyutu var. Ama öte taraftan Türkiye'nin bir alıcı olması da gündeme geliyor. Tabii burada bir soruyu daha unutmamamız gerekiyor. İsrail iç politikasına yine küçük bir parantez açacak olursak, Netanyahu hükümeti bu doğalgaz aramasına ilişkin verilen ihaleler ve oradaki ruhsatlar konusunda içeride ciddi bir sorgulama sürecinden geçiyor ve mahkemeye çıkacak. Evet. Bu mahkemede Mısır'ın ve Ürdün'ün İsrail'den gaz almayacaklarını ilan etmesinden sonra elinde bir koz gerekiyordu Netanyahu hükümetinin. İsrail iç politikası açısından bakıldığı zaman zamanlama belki buraya itiyor. İkinci faktör de tabii bizi ilgilendi. Tabii Türkiye'nin de Rusya ve İran'la yaşadığı özellikle son Suriye bağlamında yaşanan gelişmelerden sonra şu ana kadar gaz konusunda bir şey yaşamadık ama herkes acaba eli kullanımda mı olacak diye bekliyor. Mı? Evet. Yani o anlamda Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesinin gerekliliği bir kez daha ortaya çıktı. Bir bu durum var. İkincisi bence son dönemde Viyana, Riyad ve New York'taki toplantılardan sonra Suriye üzerinde bir takım değişiklikler oldu. Türkiye'nin hani Suriye politikası belli ve Suriye konusundaki beklentileri de belli. Öteden beri İsrail'le aynı kampta değillerdi bu konuda. Ancak İsrail özellikle Hizbullah'ın Suriye'deki çatışmadan sağ salim çıkmasından endişe duymaya başladı. Semir Kuntar olayını da buna bağlamak lazım aslında. Ki çıkacak aslında. Gibi görülüyor Hizbullah. Öyle gibi görünüyor. Çünkü Hizbullah yavaş yavaş çekilmeye başlayacak eğer bu şeyler olursa. Eğer Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gözetiminde bir anlaşmaya varılırsa, yarından bahsetmiyoruz. Belki 1,5 sene, 2 sene sonraki bir süreçten bahsediyoruz ama orada bu çatışmadan sonra Suriye'de Şam rejimi ayakta kalacak olursa bu rejimin ayakta kalmasının Orta Doğu'da bazı ülkelere bir geri dönüşü olacaktır. Evet. Bunların iki tanesi de Türkiye ve İsrail. Bu anlamda bakıldığı zaman hani jeopolitik dengeler tekrar tersine dönebilir mi sorusunu sormaya başladı insanlar. Bu da bir faktördür Şimdi diye düşünüyorum. Şimdi çizdiğiniz tablo gösteriyor ki bölgesel konjonktür aslında normalleşmeye biraz da özellikle İsrail tarafını zorluyor. Bu konjonktür içerisinde elbette ki önemli bir faktör de Filistin. Evet. Halit Meşal Türkiye'ye geldi. Hem Cumhurbaşkanı ile hem Başbakan'la iki önemli görüşme yaptı. Nasıl bakarlar bu normalleşme sürecine? Şimdi şöyle, bu noktada Türkiye'nin öteden beri iyi ilişkiler geliştirmeye çalıştığı Filistin'i, özellikle de Hamas'ı bir temin etme süreci vardır. Yani hani bizim İsrail'le ilişkilerimizi normalleştirme sürecimiz sizin hilafınıza olmayacaktır. Çünkü biz Gazze konusunu bu İsrail'le ilişkilerimizi normalleştirme sürecinin 3 maddesinden birine dönüştürdük ve bu konuda bir geri adım beklemeyin bizden şeklinde bir Hamas'a bir mesajla verecektir. Ama sanırım Hamas içindeki dengeler söz konusu olduğu zaman Halit Meşal'in Türkiye ziyaretinin iki anlamı var. Bir yandan Hamas içi dengeler açısından bakıldığında Halit Meşal üzerinden Hamas'a bir mesaj var. Öbür taraftan da İsrail'in Türkiye'den bir talebi oldu. Pek Türk basınına gelmedi gündeme. Ama El Aruri'nin Türkiye'den gönderilmesine ilişkin bir şey vardı. Uzun süredir Türkiye'de. 2011'in sonuna 2012 yılından beri Türkiye'de.
El-Aruri. Hamas içi dengeler açısından bakıldığında belki ona ilişkin mesajla gündeme gelmiş olabilir. Bak çıkmak zorunda kalabilir buradan. Ama Meşel'in kişisel olarak buna çok karşı çıkacağını da zannetmiyorum. Çünkü araları bozuktu. Doğru. Yani bunu yani iki bağlamda görmemiz lazım. Bir, Türkiye'nin Filistin'e ve Hamas'a vermiş olduğu biz sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz mesajı. İki, belki de uzun vadede Hamas'ın belli kanatları içerisindeki dengelerin değişebileceğini ve Türkiye'nin de bu konuda belli bir pozisyon değişikliğine gidebileceğine ilişkin bir mesaj. Çünkü Filistin meselesine genellikle biz iki aktör üzerinden bakarız işte El-Fetih ve Hamas diye, ama her birinin içinde o kadar ayrı aktörler vardır ki, o denge o kadar hassastır ki, bu tür değişiklik dönemlerinde onlar kapalı kapılar arkasında gündeme gelebilir. Muhtemelen bu da ona bağlı. Şimdi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamada öne çıkan başlık aslında İsrail hükümeti, İsrail devleti ve İsrail vatandaşları ayrımıydı. Evet. Bu ayrım normalleşme sürecine katkı yapacak bir söyleme benziyor. Ne dersiniz? Şimdi şöyle, diplomaside böyle şeyleri kullanmak zorundasınız. İsrail'de elbette, yani ben her zaman bunu söylemişimdir. Biz dışarıdan İsrail'e baktığımız zaman sanki tek bir tane siyasi parti ve o siyasi partiyi destekleyen bütün bir halk olduğu gibi bir imajı kapılıyoruz, ama öyle değil yani. İsrail sonuçta yıllardır koalisyonlarla yönetilen bir hükümetten oluşuyor. Oradaki mesaj işte İsrail devletiyle, devletin varlığıyla sorunu olmadığınızı ilan etmeniz önemli bir şey. Çünkü devletin varlığıyla sorunu olduğunu iddia eden devletler var. Dolayısıyla evet. Türkiye hayır, bizim İsrail devletinin varlığına ya da meşruiyetine yönelik bir pozisyonumuz yok diyor. Bu önemli bir mesaj. İkincisi, halklar arasında bir problem yoktur mesajı da veriliyor. Aslına bakacak olursanız ekonomik verilerin kriz dönemlerinde bile kötüye gitmemesi Doğru. bunun bir göstergesiydi. Çünkü Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi ilişkiler kötüyken bile ekonomik ilişkiler hayli canlıydı ve aşağıya doğru bir seyir izlemedi turizm dışında. Bu anlamda önemli. Hükümetler arası sorun olduğu da zaten vaka, yani başka türlü niye sorununuz Doğru. olsun. Ona yönelik mesajdı. Ama bu İsrail toplumunun bütün segmentleri tarafından aynı şekilde algılanır mı? Orada da benim büyük soru işaretlerim var. Bir soru işareti de bize yönelik. Türkiye kamuoyunda da İsrail'e yönelik bakış öyle çok olumlu sıcak durumda değil. Evet. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Evet, hükümetler arasında bir takım uzlaşmaya varılabilir, ama geçtiğimiz 5 yıldaki karşılıklı söylemlerdeki sertleşme her iki taraf kamuoyunda da belli bir gerilim süreci yarattı. Bunun onarılması biraz zaman alacaktır. Ama sonunda halledilemez mi? Halledilebilir elbette. Ama bir şey daha tekrar etmek istiyorum. Bugünden hemen bu sorun çözülmüştür, Türkiye-İsrail ilişkileri normalleştirmiştir noktasına hemen gelmeyelim. Bu bir süreç. Daha önce de bu süreci yaşadık hatırlarsanız evet. eğer. Özür sürecinde de, yani özür dilenmesi olayında da. Ve sonra çöktü. Şimdi de böyle bir şeyle karşılaşırsa hiç kimse şaşırmasın, çünkü atılması gereken bir takım önemli adımlar var. Her atılacak adımın da iç kamuoyuna her iki taraf açısından da yansıması var. Çok kolay bir süreç değil bu. Görüyoruz ki yapılan açıklamalarda yetkililer de sizle benzer düşünüyor. Zira temkinli açıklamalar geliyor. Henüz bir anlaşmaya varılmadığı ama anlaşma yönünde bir irade ortaya konulduğu ve adım adım anlaşmaya doğru gidildiği şeklinde açıklamalar var. Türkiye ve İsrail arasındaki bu gerginlikten deyim yerindeyse nemalanan bölgesel aktörler olduğu da açık. Tabii. Şöyle bir genel değerlendirme yapacak olursanız son olarak. Acaba bu normalleşmeden Türkiye-İsrail ilişkilerinin beklenen seviyeye gelmesinden rahatsız olacak aktörler de var mı bölgede? Tabii İran'ın, yani çok açıkça rahatsız olacağını söyleyebiliriz. Rusya'nın da şüpheyle yaklaşabileceğini, ama asıl yani hani Türkiye'nin özellikle Kıbrıs'taki hamlelerle birlikte düşünmek gerekiyor olan biteni. Çünkü orada eğer bir değişiklik olacak olursa bir anda Kıbrıs'taki gelişmelerle birlikte Doğu Akdeniz'deki güvenlik denkleminin hiç ummadığımız çok bir noktaya doğru. varması mümkün olabilir. Bir bakarsanız ki Yunanistan, bütünleşik bir Kıbrıs, İsrail ve Türkiye ortak hareket etmeye başlamış. Bu 6 ay öncesinde akla bile gelmeyecek bir durumdu. Ama yani bu tür bir senaryoyu çizmek için çok erken. Çünkü bu gaz meselesinden beklentisi olan çok fazla aktör var işin içinde. Sadece devletler değil, bazen şirketlerin de, özellikle büyük şirketlerin de bu işten beklentileri var. Elbette bu tür bir durumun ortaya çıkmasından Suriye bağlamında çok değişik şeyler de ortaya çıkabilir. O konuda da hani aklımıza başka şeyler gelecektir. Dolayısıyla hani İran ve İran'ın bölgedeki müttefiklerinin de bu işe soru işaretleriyle baktığını söyleyebiliriz.
Mısır'ın belki Türkiye-Mısır ilişkilerine kadar uzanacak başka bir süreç başlayabilir. Ama çok erken konuşmak için. Biraz daha Ocak ayının başında Suriye ile ilgili toplantıyı beklemek lazım diyorum. Oradan bağımsız değil hiçbir şey. Üstelik uluslararası ilişkilerde dengeler ifade ettiğiniz gibi çok hızlı bir şekilde değişiyor. Putin Türkiye'ye gelmişti, Türk akımı konuştuk uzun bir süre ve realize olmuş muamelesi gördü Türk akım ama şu anda Türk akımından bahsetmiyoruz. Böyle bir alternatif rota ortadan kalktı. Böyle bir gaz rotasının hayata geçmesi için de süreye ihtiyaç var ve o dönemde de dengeleri nasıl değişeceğini bilmiyoruz. Yani 3 ay bile çok uzun bir süre şu anda Orta Doğu için. Bir de Irak'tan gelmesi planlanan gaz var. Bir de unutmayın 2016 evet. yılı için bir de o mesele gündeme gelecek. Dolayısıyla hani enerji çeşitlendirmesi açısından üst üste adımların atıldığını görüyoruz. Bu işin mutlaka arkasında bu var. Yani hani bunları reddedemeyiz çünkü enerji meselesi basit bir ekonomik ilişki değil. Bizim yaşam kaynağımız yani. O anlamda bu iş biraz daha farklı boyutlara varabilir. Sayın Erkmen çok teşekkür ediyoruz. Türkiye-İsrail ilişkilerini ve bölge denklemlerini konuşmaya devam edeceğiz. Sağ olunuz. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için. Evet.